BBN Türk ekranlarından mutlu akşamlar. Ana haber bülteniyle ve günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda yurt içi ve dışındaki terörle mücadele operasyonları ile ilgili ekonomideki gelişmeler ele alındı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada ekonomi vurgusu yapıldı. Ekonomi politikaları hayata geçirme sürecinde karşılaşılan tehditlerin değerlendirildiği belirtildi. MGK bildirisinde Cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir ifadelerine yer verildi. Milli Güvenlik Kurulu'nda terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik yurt içi ve dışında yapılan operasyonlarındaki son durum da ele alındı. MGK bildirisinde terörle her türlü mücadele kararlılıkla sürdürüleceği de vurgulandı. Kahraman Mehmetçik terör avını sürdürüyor. Gara'da PKK'nın sözde dış ilişkiler sorumlusu etkisiz hale getirildi. Sınır hattındaysa 5 terörist yurda girmeden yakalandı. Teröre sınır içini de dar etmek için Mardin'de Eren Kış 8 operasyonu başlatıldı. Örgütün sözde dış ilişkiler sorumlusuydu. MIT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Türkiye teröre karşı nokta operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda kilit isimlerden biri daha yok edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Gara'da 4, Kandil'de 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. O teröristlerden biri PKK-KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından Nihat Gören'di. Botan kod adlı Nihat Gören pençe operasyonlarında yaralanmış, tedavisi sonrasında Gara'da faaliyet yürütmeye devam etmişti. Kahraman Mehmetçiğin hedefi olmaktan kaçamadı. Mehmetçik sınır içindeki teröristleri de Eren operasyonlarıyla tek tek avlıyor. Bu kapsamda Mardin'de Eren Kış 8 operasyonu başlatıldı. Operasyonda 670 askeri personel ve 56 operasyonel tim görev alıyor. Mehmetçik sınır hattında da kuş uçurtmuyor. Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 3'ü DEAŞ'lı, 2'si PKK'lı 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben ve banka genel müdürleriyle bir araya geldi. Toplantıda Türk lirası ve döviz kuru ile ilgili yaşanan son gelişmeler ele alınıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben ve banka genel müdürleriyle Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun katıldığı toplantı saat 17 sıralarında başladı. Toplantının gündeminde Türk lirası ve döviz kuru ile ilgili yaşanan son gelişmeler var. Merkez Bankası yönetimi Bankalar Birliği üyeleriyle birlikte yol haritasını değerlendirecek. Merkez Bankası'ndan daha önce yapılan açıklamada döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden uzak fiyat oluşumlarının gözlemlendiği ifade edilmişti. Değerli izleyenler, MHP lideri Devlet Bahçeli kurdaki oynaklığı bahane ederek sokakları karıştırmak isteyenlere çok sert sözlerle tepki gösterdi. Türkiye'nin bir varoluş yok oluş sürecinden geçtiğini söyledi. Muhalefet partilerinin de Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşıdığını belirtti. CHP'nin aldığı miting kararı da Bahçeli'nin gündemindeydi. Ülkemizin bugünkü gerçek meselesi ekonomiyi çoktan aşmıştır. Kaldı ki varoluş, yok oluş noktasında düğümlenmiştir. Kur üzerinden sokak olayı çıkarmaya çalışanlara tepki gösterdi. İzin vermeyeceğiz dedi. Sokaklara inerek hükümeti istifa ettirmeye, terörizmin ve yabancı güçlerin tetikçiliğine soyunarak ülkemizi felaket dolu bir mecraya taşımak isteyenlere asla izin, asla icazet verilmeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısı vardı. Genel Başkan Devlet Bahçeli toplantının ardından kameraların karşısına geçti. Türkiye'nin çetrefilli bir dönemden geçtiğini söyledi. Tahrik sürecinin öncüsü CHP ve HDP başta olmak üzere zillet ittifakıdır. Ateşle oynuyorlar dedi. Ekonomik darbecilere,
canlı döviz bombalarına, faiz, rant ve çıkar lobilerine sonu cefada olsa, sefa da olsa eyvallah etmeyeceğiz, etmeyeceğiz. Biz döviz kuyruğuyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz. Finans oligarşisinin çürük azı dişlerini teker teker söker, sahiplerinin avucuna bırakmayı da hamdolsun biliriz. Bahçeli birilerinin Türkiye'yi küstahça hizaya getirmek için çabaladığını söyledi. Muhalefet partilerinin de bu değirmene su taşıdığını belirtti. Sorumsuz ve şuursuz muhalefet partileri bir kaşık suda fırtına koparmak suretiyle siyasi ikbal arayışlarına kilitlenerek tarihi bir hatanın içine sürüklenmişlerdir. Dövizin fiyatı serbest piyasa şartlarında oluşurken Zillet İttifakı'nın etiket fiyatı da yabancı başkentlerde belirlenmiştir. Demirtaş'ın miting çağrısının ardından CHP-MYK'da miting kararı alınmıştı. Bahçeli bu konuya da dikkat çekti. Maalesef terörizmin Zillet İttifakı'nın üst aklı haline gelmiştir. Kokuşmuş açıklamaların referansı HDP'dir. Terörist Demirtaş'tır, PKK örgütüdür. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin bağımsızlık onurunu yere düşürmeyeceğini vurguladı. Türkiye döviz sabotajlarına yenilmeyecektir. Türkiye küresel sermaye çetelerine, terör örgütlerine pes etmeyecektir. Türkiye faiz lobisine eğilmeyecektir. Darbe teşebbüsüyle yapamadıklarını dövizle başaramayacaklardır. 8 milyondan fazla çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammında. Bu konuda en yetkili isimden çarpıcı bir açıklama daha geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk İş'le uzlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. Son günlerde önümüzdeki mesele orada bir uzlaşmayla asgari ücret konusunu çözmektir. Asgari ücret konusunda da Sayın Başkan'ın tavrı çok açık. Net konuştu, uzlaşmaya yakınız dedi. Burada emekçiler sahipsiz değildir kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Ben de bu anlayıştayım ve Sayın Başkan'la bu konuda uzlaşma içerisindeyiz. Yaklaşık 8 milyon kişinin gözü kulağı 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamında. 15 kişilik komisyon ilk toplantısını önümüzdeki çarşamba günü yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk İş'le uzlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. Bu rakam toplumu tatmin edecek, toplumda adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek. Burada emekçiler sahipsiz değildir. Devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır. Kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden beşer üyenin olduğu komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek. Bakan Bilgin, yapılacak görüşmelerin uzamayacağını, yıl sonuna kalmadan 1-2 hafta içinde halledileceğini bildirmişti. Değerli izleyenler, samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in acısı daha dinmemişken İstanbul'da korkunç bir olay daha yaşandı. Bir şehir eşkıyası metroda tartıştığı kadını bıçakla tehdit etti. Dakikalarca hakaret ve küfürler savurdu. Polis o eşkıyayı kısa sürede yakaladı. Metronun ortasında kadın yolcuya bıçak çekti. Dakikalarca küfürler savurdu. Suç makinesi böyle gözaltına alındı. Hayrete düşüren olay İstanbul'da Kadıköy Tavşantepe metrosunda yaşandı. Metro Bostancı durağına geldiği sırada yolculuk eden bir şahıs bir kadınla tartışmaya başladı. Cilbaplı peçeli bir bayan vardı. Çok az burnundan aşağı indiriyordu maskesini. Bu yüzden adam orada söylenmeye başladı. Biz başta çok kale almadık. Kadın çok sessiz, sakin, mülayim bir kadındı. Kendisinin sessizliğinden fırsat bilip kadına yükselmeye, bağırmaya, üstüne yürümeye başladı. O anları gören Sena Nur Damgacı olaya müdahalede bulundu. Kadına bağırmaması konusunda şahsı uyardı. Bu sefer hedef o oldu. Bağırıp çağırınca ben hani dedim, bağıramazsın, kadına kötü sözler söyleyemezsin dedim. O sırada zaten direkt bana döndü, bana saldırmaya başladı. Şehir eşkıyası yanında taşıdığı bıçağı çıkardı. Genç kadının üzerine yürüdü. Bıçağını bırak. O suratını kesemizi.
Sonrasında bir arbede yaşandı. Bize tehditler vesaireler, küfürler, ağza alınmayacak hakaretler. Sonrasında da darp gerçekleştirdi. Hakaret ve küfürler savurdu. Çevredekiler ilk başta yardım etmeye çalışsa da bıçağı görünce müdahale etmeyi bıraktı. İnsanlar orada adamı dövmek istediler. Bıçak çıkınca insanlar tabii ki canını, çoluğunu, çocuğunu düşünüyorlar. Adam ta ki bütün tehditlerini yapıp bütün her şeyi söyledikten sonra kapı kapandı ve içeriden bir güvenlikçi çıkıp "Aa, ne oldu?" diye içeri girdi. En başta bu hatanın düzeltilmesi gerekiyor. Saldırgan bir süre sonra metrodan indi. Neyse ki olay kimseye zarar gelmeden son buldu. Çok şükür Allah korudu. Verilmiş sadakamız varmış. Ölebilirdim. Birçok kadın gibi ölebilirdim ama Allah korudu. Olayın ardından Sena Nur Damgacı yaşanan korku dolu dakikaları anlattı. Hiçbir şey yapmadım, tamamen sadece beynim doğurdu. Kaçamazdım çünkü annem vardı. Annemi korumak istedim, annem beni korumak istedi. Biraz ortalık fazlasıyla karıştı. Akıl almaz görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. İstanbul polisi saldırganın kimliğini kısa sürede belirledi. Operasyon için düğmeye basıldı. Şehir eşkıyası evinde yaka paça böyle gözaltına alındı. Aç, aç, aç. Yapılan inceleme şehir eşkıyasının tam bir suç makinesi olduğunu ortaya koydu. 20 suç kaydı vardı. Genç kız ve annesi şimdi adaleti arıyor. Şikayetçi oldum ama asıl şikayetçi olmam gereken güvenlik görevlisidir. Bu işini yapmadı ve çok büyük tehlikelerle, sonuçlarla karşılaşabilirdik. Evet, öfke kontrolü gerçekten çok önemli ki son zamanlarda görüyoruz ki artık insanlar birbirleriyle sağlıklı iletişim dahi kuramaz oldular. Evet, metrodaki şehir eşkıyası Emrah Yılmaz tutuklandı değerli izleyenler. Saldırganın emniyetteki ifadesi ise pes dedirtti. Olayın görüntüleri yokmuşçasına yalanlar söyleyen Yılmaz kendini mağdur gibi göstermeye çalıştı. Hem suçlu hem güçlü sözünün hakkını verdi. Bıçağı biletmek için yanına aldığını iddia etti. Hakaret ve şiddete uğradığını öne sürdü. Sena Nur Damgacı ve annesinden şikayetçi oldu. Emrah Yılmaz İstanbul'da Kadıköy Tavşantepe metrosunda Sena Nur Damgacı'yı bıçakla tehdit etmişti. Adliyeye sevk edilen saldırgan silahla tehdit, basit yaralamaya teşebbüs ve halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarından tutuklandı. Saldırganın şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı da belirlendi. Emrah Yılmaz polise verdiği ifadede mağduru oynadı, komik gerekçeler öne sürdü. Ekmek bıçağını biletmek için yanına aldığını iddia etti. Poşetin yırtılması sonucu bıçağı pantolonunun arka cebine koyduğunu savundu. Görüntülerle çelişen ifadeler veren Yılmaz, kapıya yönelerek ortamdan kaçmaya çalıştığını ancak linç girişimine uğradığını iddia etti. 50-60 kişi üzerime geldiği için kendimi kurtarmak için bıçak gösterdim yalanını ortaya attı. Üstüne üstlük bir de Sena Nur Damgacı ve annesi Nilgün Damgacı'dan da şikayetçi oldu. Kadına yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2021 yılı toplantısı Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlarının katılımıyla yapıldı. Toplantıda konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, kadınlara ısrarlı takibe verilen cezanın caydırıcı olmadığını söyledi. Kadına karşı şiddeti amasız, fakatsız lanetliyor ve reddediyoruz. Sadece şiddetin değil, şiddeti meşru göstermeye çalışan her davranışın, her refleksin de karşısındayız ve en güçlü şekilde karşı durmaya devam edeceğiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Günü'nde önemli bir toplantı vardı. 15. Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlarının katılımıyla toplandı. Toplantıda her üç bakanlığın kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar aktarıldı. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edildiğine vurgu yapıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün gündeminde ise kadınlara ısrarlı takibe ceza artırımı vardı. Bir kadın iş yerinden, fabrikasından, kafeden, restorandan, parktan, üniversiteden çıkıp evine giderken ya da trafikte ısrarla takip ediliyor ve bunu sadece kişilerin huzur ve sükununu bozma olarak değerlendirilmenin
ve cezanın da 3 aydan 1 yıla kadar hapis olarak verilmesinin caydırıcı olmadığını, yeterli olmadığını düşünüyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kadına şiddet sorununu çözmek için uğraş verdiklerini aktardı. 245 bin ihbar gelmiş KADES'e. Yani 245 bin ihbardan 244.999'u yanlış olsun, sahte ihbar olsun ama bir tanesi doğru ihbar olsun. 245 bin defa gitmeye değer. Toplantının ev sahibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tı. Kadına yönelik şiddetle pek çok ülke gibi Türkiye'nin de mücadele ettiğini söyledi. Buna karşın sunulan çözümlerin milli ve manevi değerlerin karşısında olamayacağını belirtti. Bu alanda yasa yapıcılar ve içinde bakanlığımızın da yer aldığı bazı bakanlıklar hakkında öne sürülen manipülatif yaklaşımların da farkındayız. Fakat her şeye rağmen her hak sahibinin hakkını alıncaya kadar yanında olacağımızı, toplumsal huzuru sağlamak adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızı bir kez daha ifade ediyorum ve bunun altını da özellikle çizmek istiyorum. Bakan Yanık, kadına yönelik şiddet olaylarının aktarım diline de dikkat çekti. Şiddet olayları mağdurun başına gelen bir durum olarak yansıtılmamalıdır. Bu bir suçtur ve mağdur öne çıkarılmamalıdır. Değerli izleyenler, koronavirüs salgınına karşı Türk bilim insanları tarafından geliştirilen yerli aşı TÜRKOVAK'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. TÜRKOVAK için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı. Yerli aşının bir yıl sonuna kadar yaygın kullanıma geçmesi planlanıyor. Yerli COVID-19 inaktif aşımız TÜRKOVAK, bugün itibariyle acil kullanım onayına müracaat etmiştir. TÜRKOVAK müjdesi Bakan Koca'dan geldi. Bundan sonraki süreçte acil kullanım onayı beklenecek. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını diledim. Yerli COVID-19 aşısı TÜRKOVAK'ın klinik deneyleri tamamlandı. Aşının kullanımı için acil kullanım onay başvurusu yapıldı. Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz. TÜRKOVAK faz 3 çalışmaları kapsamında gönüllülerin aşılanmasına da devam ediliyor. Yerli aşının seri üretime geçebilmesi için ve daha önceki olduğum aşılarda hatırlatma olabilmesi için yerli aşıyı TÜRKOVAK'ı tercih ettim. Bununla birlikte yerli aşının inşallah katkı sağlayarak biz de katkı sağlayarak seri üretime geçer. Son gönüllülerin de aşılarını yaptırmasıyla birlikte yerli aşıda faz 3 çalışmaları tamamlanacak. Aşılı olmaktan kaçınmayalım bence, korkmayalım. Öte yandan bilim kurulu yeni kararlar aldı. 2 doz inaktif aşı olmuş, 3. dozu da yaptırmış sağlık çalışanları bir hatırlatma dozu daha olabilecek. Favipiravir'in kullanılıp kullanılmayacağına bundan sonra hastanın sağlık durumuna göre karar verilecek. Molnupiravir isimli yeni ilaç da tedavi rehberine eklenecek. Tedarik edilir edilmez uygun olan hasta gruplarında kullanılacak. İşi yanıma alacağım. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkelere 10 milyon doz aşı hibesi yapacağını da duyurdu. İzmir için büyük gün geldi çattı. Depremzedeler 12 ayda yapılan yeni evlerine yarın kavuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmirlileri anahtar teslim törenine davet etti. Devlet verdiği sözü yine tuttu. Afetlerin yaralarını teker teker sardı. Depremzedeler saatler sonra yeni evlerine kavuşacak. Türkiye 30 Ekim 2020'de İzmir depremiyle sarsıldı. Ülkeyi yasa boğan depremde 117 kişi hayatını kaybederken binlerce kişinin yuvası da zarar gördü. Depremin hemen ardından yaraların sarılması için düğmeye basıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandı. 7 farklı proje bölgesindeki çalışmaların bir yıl gibi kısa bir sürede büyük çoğunluğu tamamlandı. Bu kapsamda yarın tamamlanan 596 konutla 145 dükkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerine teslim edilecek.
Bakan Murat Kurum büyük gün için İzmir'e gitti. Heyecanı gözlerinden okunuyordu. Gururluyuz. Çünkü o gün acılarını paylaştığımız kardeşlerimize evlerini bir yıl geçtiği süreçte teslim ediyoruz. Mutluyuz. Onlara daha sağlam, daha güvenli yuvaları teslim ediyoruz. Ve inşallah onlara söz verdiğimiz gibi tüm kardeşlerimize, İzmir'imize söz verdiğimiz gibi etaplar halinde diğer konutlarında teslimlerini yapacağız. Yarın yapılacak anahtar teslim törenine tüm İzmirlileri davet etti. Konutlarımızı inşallah hem acılarımızı yad edeceğimiz, paylaşacağımız, hüzünlerimizi paylaşacağımız hem de yeni konutlarımızı teslim etmenin mutluluğunu, gururunu, onurunu yaşayacağımız bugüne tüm İzmir'imizi davet ediyorum. Bakırköy Belediyesi önünde 32 gün önce başlatılan grev sürüyor. Toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçilere belediyenin en son teklifi sırasıyla %3, %5 ve %7 zam olmuştu. Enflasyon oranında zam isteyen işçilere Türkiye'nin dört bir yanından destek yağıyor. Bakırköy Belediye işçilerinin toplu iş sözleşmesi için başlattığı grev 32. gününde Türkiye'nin dört bir yanından gelen işçiler de eyleme destek verdi. 800 kişilik grup kortej halinde meydana geldi, alkışlarla karşılandı. İşçilerin direnişi Bakırköy Belediyesi'nin sıfır zam teklifiyle başlamıştı. 2020'de yapılması gereken sözleşme 2021 sonuna gelinmesine rağmen yürürlüğe girmedi. Bu mücadele 2 yıldır almadığımız zamın mücadelesi. 2 yıldır bir kuruşla hiç zam almadık. Biz de evimize ekmek götürüyoruz, biz de çocuk okutuyoruz. Kulakları sağır olanlar kulakları nasıl duymuyor, gözleri kör olanlar nasıl görmüyor, dilleri lal olanlar nasıl görmüyor. Bugün 32 gündür emekçiler burada bas bas bağırıyoruz, direniyoruz, duymuyorlar mı? İşçiler protesto amacıyla Bakırköy Belediyesi'nin önüne işte bu tabutu bıraktılar ve üzerine de helalleşme Bakırköy işçisiyle başlar yazdılar. İşçiler sembolik cenaze töreni düzenledi. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na haklar helal edilmedi. Ben bunu hakkınızı helal ediyor musunuz? Hayır! Hakkınızı helal ediyor musunuz? Hayır! Hakkınızı helal ediyor musunuz? Emekçilerin ekmeğine göz diken Bakırköy Belediye Başkanı'na söyleyin. Bize hakkımızı, alın terimizin karşılığını versin. Bakırköy Meydanı'nı 1100 kişinin sloganları inletti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen işçiler hep birlikte sloganlar atıyorlar ve şarkılar söylüyorlar. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar, haklarını arıyorlar. Ve hemen mikrofonu uzatmak istiyorum. Efendim neler söylemek istersiniz? Mücadelemiz ne için? Bakırköy'lü emekçilerimizin hak mücadelesine destek vermek adına Samsun'dan geldik. İnşallah sonuca ulaşacağız. 1 lira 2 lirayla olmuyor bu işler. Emekçinin hakkını versinler. Millet aç. Aç aç, herkes aç. 100 lirayla 300 lirayla insanlar karnını doyuramıyor. Sonuna kadar yanındayız. Bugün onlara, yarın bize. Hep birlikte inşallah biz hakkımızı alacağız. Halaylar çekip horon teptiler. Enflasyon oranında zam alana kadar grevin süreceğini belirttiler. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm cezaevlerinde açık görüşler bir yılı aşkın süredir gerçekleştirilemiyordu. Bilim kurulunda yapılan değerlendirmeler sonucunda mahkumlara müjdeli haber geldi. 1 Aralık'tan itibaren cezaevlerinde açık görüşler yeniden başlıyor. 1 Aralık çarşamba günden itibaren açık görüşler tekrar başlayacak. Mahkumlara müjdeli haber geldi. Açık görüşler yeniden başlıyor, izinler uzatılıyor. Bu yeni bir gelişme. Bu doğrultuda biz de hemen ceza tevkif evleri yetkililerimize mümkün olan en kısa zamanda açık görüşleri yapalım dedik. Salgın döneminde ara verilen cezaevlerindeki açık görüşlerle ilgili Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda 1 Aralık tarihinden itibaren cezaevlerinde açık görüşler yeniden başlayacak. Özellikle COVID süreci boyunca cezaevindeki hükümlü ve tutukluların ve personelimizin ve yakınlarının sağlığı düşünülerek
Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ne dediyse o çerçevede düzenlemeler yaptık. 14 Mart 2020 itibarıyla ceza infaz kurumlarındaki tüm açık ve kapalı görüşler durdurulmuştu. Yeni düzenlemeyle 1 Aralık Çarşamba gününden itibaren mahkumlar aileleriyle yeniden görüşebilecek. Görüşlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulacak. Bilim Kurulu yine maske, mesafe ve hijyen gibi tedbirlere riayet edilerek açık görüşlerin başlatılabileceğini karar verdi. İki kapalı görüşe ilave ayda bir açık görüş yapılmasına ilişkin gerekli planlamalar da başlatıldı. Meclis Genel Kurulu'nda 5. yargı paketini içeren icra ve iflas kanununa ceza infazla ilgili yeni madde ihdas edildi. Covid-19 izniyle ilgili de değişiklikler yapıldı. Her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir şeklindeki ibare, her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir şeklinde değiştirildi. Salgın sebebiyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanların izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek. Açık görüşleri de yine Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallar çerçevesinde onların da sağlığını düşünerek uzun bir aradan sonra inşallah sağlıklı bir şekilde yaparız. Döviz kurundaki oynaklık bazı sektörlerdeki alışverişi karmaşık hale getirdi. Satıcılar bir yükselip bir düşen kur karşısında ne yapacağını şaşırmış durumda. Toplancılarda da benzer sıkıntılar yaşanıyor. Döviz kurundaki dalgalanmalar sebebiyle pek çok sektörde satışların durdurulduğuyla ilgili iddialar son dönemde sürekli gündemde. Hatta teknolojik aletlerin satışı durma noktasına geldi. Peki satıcılar bu konu hakkında ne düşünüyor, nasıl bir yol izliyor? Aynı şekilde evet, durma noktasına geldi. Bir de belirsizlik var. Yani şu anda doların tam net kaç lira olacağı da belli değil. Büyük firmalardan sipariş ediyoruz. Siparişleri iptal ediyorlar. Satarsak alamıyoruz. Çünkü fiyatlar fahiş bir şekilde yükseldi. Sitelerde de bunu vatandaşlarımız zaten görüyor. Şimdi ben malı aldım, o gün fiyata satarsam o sitelerdeki fiyattan almak zorunda kalacağım. O yüzden şu an satışı durdurduk. Satmak istemiyoruz. Almak isteyene de sitedeki fiyatları söylüyoruz. Satıcılar toptancılardan yeni ürün alamadıkları için ne yapacaklarını bilemiyor. Peki siz toptancılardan alırken ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Toptancı da tabii ki haliyle durdurduğu için şu an toptancılardan da biz cihaz alamıyoruz, çekemiyoruz. Haliyle onlar da aldıkları yerden alamayacakları için onlar da durdurdu. Yani böyle karşılıklı bir zincirleme bir şey var, sıkıntı var. Şu anda toptancıyı arıyoruz. Toptancı liste vermiyor mesela. Biz de müşteriye satarken artık şu anda var olan malı, yani satsak satmasak ara satta kalıyoruz mesela. Yani siz sadece satarken değil alırken de zorlanıyorsunuz. Aynen aynen, alırken de çok zor oluyor. Kimi satıcılar satışlarını durdurdu, kimileri ise fiyatlarını yükseltti. Ne olacağını bilmiyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi 2 gün önce dolar 13 liraydı, bugün dolar 11 lira. Yarın 14 lira olacağını bilebiliyoruz mu? Bilemiyoruz. Zaten ünlü markaların internet satışları durduruldu. Biz ne yapabiliriz? Yani yapmamız gereken ne? Bu doğrultuda bizim de satışı yapmamamız gerekiyor. Yani mantık olarak baktığınız zaman yapmamamız gerekiyor. Müşterilerden gelen tepkiler ne? Yani bu ne? Yani böyle tepkiler var. Çünkü adam gelmiş 2 gün önce yahut da 3 gün önce fiyat sormuş. 10 lira fiyat almış. 10 lira fiyat 13 lira olmuş. Kimi de dolardaki yükselişle birlikte gelen zamları eski ürünlerine yansıtamıyor. Çünkü artık müşteri yok denecek kadar az. Siz de raflardaki fiyatları arttırmak zorunda kaldınız. Şu anda arttırmadım, hayır. Aldığım yeni üründe dolarla aldığım zaman ona göre fiyat uyguluyorum ama önceki ürünümü uygulamıyorum. Kardan zarar ediyorsunuz ama böyle olunca. Evet, yapacak bir şey yok. Yani biz yansıtamıyoruz. Çünkü bir şey yok zaten, bir alım satım yok. Öbür türlü iş yapamıyoruz. Yani ben burada aldığım ürünü bir de üzerine koyacak olduğum zaman siftahsız kapatıp gidiyoruz. Değerli izleyenler, bebek kameraları, akıllı süpürgeler ki biliyorsunuz son zamanlarda kadınların çoklukla ve sıklıkla artık tercih ettiği cihazlardan bir tanesi haline geldi akıllı süpürgeler. Kapı zilleri, akıllı televizyonlar. Bu cihazların hepsi internete bağlanabiliyor. Peki bunlar ne kadar güvenli? Siber korsanlar bu cihazlara nasıl sızıyor? Detaylar haberimizde. Bu cihazların kendi
yapılarından dolayı zafiyetler var. Burada da sıkıntı, nesnelerin interneti cihazları aslında bilgisayarlarımız kadar güvenli değil. Akıllı ev aletleri hayatımıza girdiğinden beri pek çok şey daha kolay. Ancak sağladığı güzelliklerin yanı sıra pek çok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. İnternete bağlı her teknolojik alet gizliliği de tehlikeye atan açık bir pencere halini aldı. Bu cihazlar çok büyük sayıda üretildiği için, milyonlarca ürettiğiniz için bir kuruş bile ucuz üretmek çok önemli. Dolayısıyla genellikle üreticiler hiçbir güvenlik koymadan bu cihazları üretiyorlar. Daha ucuz mal edebilmek için. Güvenlik açıkları buradan kaynaklanıyor. Daha fazla nesne çevrim içi hale geldikçe güvenlik açıkları da arttı. Ucuza üretmek için aslında dışarıdan çok güzel gözüken ama içinde güvenlik olmayan kutulara, biz bunları 50 yıl öncesinin spor arabalarına benzetiyoruz. Dışarıdan çok güzeller ama içeride emniyet kemeri bile yok. Dolayısıyla 5-10 yıl sonra bugünkü cihazlara baktığımızda biz bunların satılmasına, üretilmesine nasıl izin vermişiz diyeceğiz. Peki siber saldırılardan korunmak için neler yapmak lazım? Kullanıcıların kendilerini korumak için yapabilecekleri birkaç bir şey var. Bunlar varsayılan parolaları değiştirmek, çıkan güncellemeleri zamanında yüklemek. Evde kullandığınız modeminizin de eski olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Arayüz sayfasından bunu öğrenebilirsiniz. Kullanılan protokol WEP ya da WPA gibi görülebilir. WEP seçiliyse bu 30 saniye içerisinde kırılabilen bir sistem. Dolayısıyla modeminize 100 metre kadar yakından birisi, evinizin içinde olmasına bile gerek yok. Evinizin internetin parolasını ele geçirebilir. Bu sayede evinizdeki akıllı cihazların hepsiyle iletişime geçebilir. Bazen teknolojik cihazlar boyutları nedeniyle siber saldırılara açık hale gelebiliyor. Cihazların kendilerinde zafiyetler var. Mesela çoğu, dediğim gibi, ağa bağlı her cihazdan komut almaya açık ama birçoğu da küçük cihaz olduğu için aslında fiziksel yapılarından dolayı dışarıya bilgi sızdırıyorlar. Bunları biz yan kanal saldırıları diyoruz. Siber saldırılar, kapasitesi küçük olan akıllı cihazlar yerine kapasitesi büyük olan ve internet dolaşımı yapabilen bilgisayarlara yapılıyor. Geçiyoruz İstanbul'dan bir habere. İstanbul Esenyurt'ta taksiye binen bir yolcu taksimetredeki ücrete itiraz etti. Şoförle tartıştı ve arabanın anahtarını aldı. Bu hareketi ise ona pahalıya mal oldu. Taksicilerden meydan dayağı yedi. Taksimetrede gördüğü ücrete itiraz etti. Taksinin anahtarını aldı. Bu hareketi karşısında meydan dayağı yedi. Olayın adresi İstanbul Esenyurt. Taksiye binen bir yolcu taksimetredeki ücrete itiraz etti. Tartışma esnasında yolcu arabanın anahtarını aldı. Bu itiş kakış kavgaya dönüştü. Taksi şoförünün arkadaşlarına haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda taksici geldi. Anahtarı vermek istemeyen yolcuya meydan dayağı atıldı. Yolcu bir türlü kendini kurtaramadı. Dakikalarca dayak yedi. Haksızsın. Yine dövün abi. Haksızsın baba. Anahtarı versense. Anahtar nerede? Bana yumruk attın değil mi az önce? Perişan olan yolcu anahtarı geri verince ortalık sakinleşti. Yaklaşık 9 ay önce bir grup aralarında polisin de bulunduğu 3 kişiye sokak ortasında kurşun yağdırmıştı. Aylar sonra dehşete düşüren o olayın görüntüleri ortaya çıktı. Kameralara saniye saniye yansıyan o anlar kan dondurdu. Görüntüler ortaya çıktı. Saldırganlar önce silahla vurdu, sonra yerde tekmeledi. Biri polis, 3 kişinin vurulduğu o anlar kameraya yansıdı. Olay 12 Şubat tarihinde İstanbul Esenyurt Sanayi Sitesi'nde meydana gelmişti. İki grup arasında tartışma çıkmış. Tartışmanın büyümesiyle silahlı şahıslar sokak ortasında böyle dehşet saçmıştı. Gözlerine bile kırpmadan kurşun yağdırdılar. Aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 3 kişiyi böyle yaraladılar.
Görüntülerde gözleri dönen saldırganların yerde acı içinde kıvrananları tekmelediği anlar da var. Ardından geldikleri araba ile olay yerinden uzaklaşıyorlar. O anları gören yoldan geçen bir adam yaralıları yol kenarına taşıyor. Olayın ardından çalışma başlatan polis saldırganları kısa sürede yakalamıştı. Evet, maalesef hem üzen hem ürküten görüntüleri izledik. Kısa bir ara veriyoruz, aranın ardından buradayız. Saatimiz 20.11'i gösteriyor. Değerli izleyenler, ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, iş adamı Mustafa Can'a Orhan Gencebay'a hakaret etti iddiasıyla bıçakla saldırdı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Orhan Gencebay'a hakaret ettiğini iddia etti. İş insanı Mustafa Can'a bıçakla böyle saldırdı. Olayın adresi İstanbul Sarıyer. Ünlü müzisyen Cengiz Kurtoğlu bir arkadaşının doğum gününü kutlamak için restorana gitti. Ancak Kurtoğlu ve iş insanı Mustafa Can arasında tartışma çıktı. Tansiyon bir anda yükseldi. Tartışmanın büyümesi üzerine Kurtoğlu sinirlendi. İş insanı Mustafa Can'ın üzerine yürüdü, araya arkadaşları girdi. Ancak Kurtoğlu'nun öfkesi dinmedi. Masadan bıçağı aldı, iş insanına böyle saldırdı. Mustafa Can yüzünden yaralandı. Ünlü müzisyen Kurtoğlu gözaltına alındı. İlk ifadesinde ise iş insanı Can'ın Orhan Gencebay'a ve diğer sanatçılara hakaret ettiğini iddia etti. Hani bültenimizin başında öfke kontrolü önemlidir demiştik ya, yine ona benzer bir haberimiz var sırada. İstanbul'da bir şahıs aile merkezine geldi. Elindeki satırla duvardaki panolara ve oturaklara saldırdı. O anlarda koridorda bekleyen kadın hasta dehşeti yaşadı. Eline satırı aldığı aile sağlığı merkezinde böyle dehşet saçtı. Akıl almaz görüntüler İstanbul'daki bir aile sağlığı merkezinde kaydedildi. Bir şahıs elinde satırla aile sağlığı merkezine girdi. Satırla duvardaki panolara ve oturaklara vurdu. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. O sırada bir kadın hasta da koridordaydı. Bir anda dondu kaldı. Ardından can havliyle kendini doktorların odasına attı. Şahıs ardından satırı fırlattı. Kimseye saldırıda bulunmadan aile sağlığı merkezini terk etti. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar sonucu şahsın 15 Kasım tarihinde ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırıldığı tespit edildi. İsrail durdurak bilmiyor. Mescid-i Aksa'nın güneyindeki bir beldeye daha baskın düzenledi. Filistinli gençler de baskına havai fişeklerle karşılık verdi. Çatışmalarda 63 Filistinli yaralandı. İsrail zulmü devam ediyor. Filistinliler yine İsrail güçlerinin saldırısına uğradı. 63 kişi yaralandı. Adres Mescid-i Aksa'nın güneyi. İsrail güçleri Silvan beldesine baskın düzenledi. Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Filistinli gençler ise saldırılara havai fişek atarak karşılık verdi. Silvan beldesinden gelen sesler tüm kentte yankılandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü o anlar kameraya yansıdı. Yiyeceğim.
Çatışmalarda 63 Filistinli yaralandı. Yaralananlar arasında 2 sağlık çalışanı da bulunuyor. İsrail güçleri bazı Filistinlileri de gözaltına aldı. Günün gelişmeleriyle BBN Türk ana haber bülteninde karşınızdaydık değerli izleyenler. Bu haberle birlikte biz de programımızı burada noktalıyoruz. Yönetmenim Duygu Genç, tüm ekip arkadaşlarıma ve siz değerli izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Biz yarın akşam saat 19.30'u gösterdiğinde yeniden burada olacağız. Birazdan moderatörlüğünü Gülay Özdemir yaptı. İsimsiz konukları müzisyen, yazar Cenk Yüksel, yazar ve gelecek senaryoları stratejisti Selin Vural olacak. Yarın akşam görüşünceye dek hoşçakalın.